Arkadaşlar, diş beyazlatma yine herkesin çok farklı tekniklerle yaptığı bir konu. Fakat bu teknikler arasındaki yine en büyük problem gerçekçi durmaması ve kontrol edilebilir olmaması. Panelde biz bunun önüne geçtik. Diş beyazlatma butonuna bir kez tıklayın. Hemen ardından fırçayı seçin ve dişin beyaz kısımlarını fırçayla boyayın. Bu size çok kısa sürede dişteki sarılıklardan gerçekçi bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak. Daha da gerçekçi durmasını istiyorsanız klasörü açıp kapatarak ve fotoğrafa biraz uzaktan bakarak gerekli opasite düzenlemesini yapın. Örneğin bu fotoğraf için %60, %70 gibi bir opasite gayet gerçekçi duruyor. Yani bembeyaz bir diş istemiyoruz. Gayet temiz görünümlü bir diş istiyoruz. O yüzden tavsiyem %100 opasite kullanmak yerine %60, 70, 50 civarında bir opasite kullanmanızdır. Bir diğer nokta da arkadaşlar, bazı fotoğraflarda diş beyazlatma yaptıktan sonra gri gibi görebilirsiniz. Bunun nedeni dişin beyazlamaması değil, dişteki parlaklığın yeterli olmaması. Bunun için kontrol edilebilir olması için bu klasörün içerisine bir parlaklık layer'ı koydum. Parlaklık layer'ının opasitesini artırdığınızda dişteki parlamayı artırıyorsunuz. Böylece o gri görünümden kurtulabilirsiniz. Bunu ihtiyaç varsa yapın, ihtiyaç yoksa dokunmanıza gerek yok. Klasörü boyamanız yeterli olacaktır. Diş beyazlatmada artık bizim saniyeler içerisinde yaptığımız bir çözüm oldu.